Arkadaşlar herkese merhaba. Bir dakika şöyle yapalım. Ben açayım. Tamam. Sen sonra devam et. Tamam. 3, say abi. 2, 1, kayıt. Bir dakika, ben açayım sen devam et. Buyur abi, bak, sendeyiz. 3, 2, 1. Arkadaşlar herkese merhaba. Türkiye'nin en ünsüz, en gezgin kanalı, ünsüz gezginlere. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Batu. Ben Ahi Ahmet Ünal. Bu hafta Singapur ve Tayvan var. İnanılmaz derecede heyecanlıyım. Singapur'da 1,5 saat falan kalmıştım bir uçak transferi esnasında ama Tayvan konusunda çok daha inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü içeriği biraz biliyorum. Sizden önce bir bakış attım arkadaşlar. Hepiniz için bir şeyler bulabileceğiniz bir içerikle dolu dolu geliyoruz. Burası da Singapur'da sanırım Little England'da diyebiliriz galiba. Murat, ne yapıyorsun burada ya? Ya anlatıyorum arkadaşlara da. Sanki dinlemiyor gibiler ya. Şimdi ya bu şimdi demek istemiyorum bir daha. Şu anda Tayvan'ın yüksek dağından toplanan şeymiş, Alice High Mountain Tea diye geçiyor. Dayının, dayı diyor, dayının yüksek dağı, Alice'nin yüksek dağı. Artık bunlar, buraya ilk Türkler gelip bir toplam. Tayvan Oolong Tea, number one. Sokakta şöyle deneyin, hani günlük böyle sabah alır ama böyle bir dükkana kesin gelin, arkasına da girip bakın yani. Bence çok güzel bir tecrübe yaşadık, ben sevdim yani. Evet, bu hafta Murat Bey'i maalesef ki aramızda göremiyoruz. Çünkü o da aynı şekilde bir estetik sonucunda gözleri değiştirdi, saçları değiştirdi. Normalde yanımda Deniz olur. Deniz'i şöyle yaptık, dedi ki ben estetik olacağım. Ya oğlum dedim yeter, yapma. Yok illa dedi ben estetik olacağım, gözleri değiştirdi, suratı değiştirdi. Adam bu hale döndü 2 hafta içinde. Hafta özür diliyorum. Murat Bey'i adadan eliyoruz. Evet eski dostum arkadaşım olabilirsin ama bu adada artık seni görmek istemiyoruz Murat. Ufak bir espriyle de devam edelim arkadaşlar. İçeriklerimizden biraz bahsedebiliriz. O yüzden Batu'ya biraz sözü bırakıyorum. Evet, ilk videomuzla başlamak istiyorum ben. Tamam. İlk video Singapur videosu. Bir tane aslan heykeli var böyle. Aslan heykelinin ağzından böyle su çıkıyor. Duyduğuma göre aslanlar ülkesi olarak geçiyormuş. Ama yani hani öyle bir heykel bence yakışmamış yani. Buradan Singapur konsolosluğuna sesleniyorum. Bizi duyun. Halkın çağrısını duyun. Halka kulak verin. Bir de balık gibi altı. Hem aslan figürü, hem ağızdan su, hem balık. Bana da biraz garip geldi açıkçası ama benim enimde, birazdan izleyeceksiniz, orada bir hayatı sorgulayan bir arkadaş var. Gitmiş orada heykellerle konuşuyor falan. Acaba bu yayından önce, bu çekimden önce Murat kardeşime ne içirdiniz? Ona ne verdiniz? Ne yedirdiniz arkadaşlar? Bunu çok merak ediyorum. Normalde enerjik olan bir insan gitmiş heykellerle konuşuyor. O yüzden ciddi anlamda meraklanıyorum. Önce videomuzu izleyelim, ardından yorumlarımızı yapalım. Özellikle buranın en önemli noktalarından bir tanesi. Bir ses duydum galiba. Murat, ne yapıyorsun burada ya? Ya anlatıyorum arkadaşlara da çok sanki dinlemiyor gibiler ya. Niye anlatıyorsun bunu ya? Taşımacılığı bunlar hala hayvanla falan yapmaya çalışıyor ya. Bunları dinliyor, beni mi dinliyor, bunu mu dinliyor, ben anlamadım. Ben anlatıyorum, beni dinlemiyorlar. Thank you.
bu iş böyle olmaz. Sabahtan beri anlatıyorum. Mal mal bakıyorsunuz. Ben Hindistan'da taksicilik yaptım. Rişka sürmüş adam. Taksicilik bile değil. Taksicilik demiş. Onu Türkiye'de yaptım. Arap turist bilmem ne. Ya arkadaş bir dinleyin. Oğlum bunlar mal mal bakıyor bana. Bir şey yaptığı yok. Deli olacak. İnsan biraz oynatır gözünü bir şeyini. Çok sıcak zaten. Bu inek de olmaz. Donmuş zaten. Kalmış burada böyle. Nasıl yapıyorsunuz? Yazık ineğe. Hayvan hakları diye bir şey var yani. Değil mi oğlum? Bu da ses vermiyor. Biraz böyle benzin denilen bir şey var. İki katı Arap turist falan hiç öğrenmedin mi? Bunları bilmiyor musun? Neyse hepinize öğreteceğim ben bunu. Ama çok donuk bakıyorsunuz. Bakmayın böyle donuk. Hüzünleniyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Murat'ın ciddi anlamda bir hayatı sorgulaması var orada. Eminim bana hak veriyorsunuz. Hatta ben sizden şöyle bir şey istiyorum. Bu çekimden önce acaba Murat ne yemiş ne içmiştir? Lütfen altta yorumlarda buluşalım. Bütün yorumların hepsine bakacağım. Bütün hepsinden de en böyle doğru olanları daha sonrasında Murat'a soracağım. Belki bilene de ufak da bir ödül verebiliriz, bilmiyorum. Abi şey diyebilir miyiz ya? Çayı biraz fazla kaçırmışlar galiba. Vallahi hiç bilmiyorum hangi çay, ne tür bir çay içtiler ama aslanlı bir yerden bahsediyoruz ilk başta. Ama çok da böyle baktığın zaman o aslan şeyini bana çok veremediler. Bence biz şöyle bir şey yapalım kardeşim. Bu aslanlarla beraber nasıl mücadele edilir? Bu aslanları nasıl anlatılabilir? Bence biz onlara bir video çekelim. Bir gidelim bakalım. Evet Murat Bey, buradan yine sana sesleniyorum. Bu otelde çok yani aslan biz var. Aslan adam aslanla böyle mücadele eder. Aslan o yüzden aslan. Gezginlerimize bir sonrakinde daha güzel bir performans beklediğimizi de buradan söylüyoruz arkadaşlar. Evet. Ve böylelikle de Singapur ayağımızı bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki ayak için Batu kardeşimiz içerik bilgisi verecek. Bir sonraki videomuzda Tayvan'dayız. Tayvan'ın geleneksel Oolong Tea çayı var biliyorsunuz ki. Bu çaylar... Oolong, öyle bir çay ama. Ve çok değişik tatları var, tarzları var arkadaşlar. İnanılmaz derecede bu içeriği izlemek için sabırsızlanıyorum. Tamamını burada izleyeceğim, bunu söyleyeyim. Çünkü gerçekten kimi çaylar sizleri sakinleştirebiliyor. Kimi çaylar sizlere ödem attırabiliyor, toksin attırabiliyor. Bunlar inanılmaz etkisi var. O yüzden kendi alanımla da ilgili olduğu için çok merak ediyorum. Bir an önce video gelsin. Çin dilinde çaya ça deniliyor, bizde ise çay deniliyor. Biraz Yasemin çayını andırdı bana. Makinelerde kurutuluyor. Şu anda 90 derece bu. İçine bavul attılar, bal attılar. Bir de Oolong Tea güzel. Gezginler. Enlerimize geçiyoruz. Bu haftaki enlerim Tayvan kısmında. Geleneksel çay evinde Deniz abinin bir dayıyla bir sohbeti var. Orada biliyorsunuz ki, bilmiyorsanız da söyleyeyim. Dayun Dağı var. Bu Dayun Dağı'nda dayun çayları yetişiyor. Yani her dağın kendine özel bir çayı var aslında Tayvan'da. Deniz abi bakıyorum şimdi, dayı çayı, dayı çayı diyor dayıya. Dayı anlamıyor. Dayı diyor ki, daha yumuş abi. Harbiden de daha yumuş abi. Sonra diyor ki, daha yumuş abi. Dayının orada tepkisi peki ne he? Falan diye böyle ne anlatıyorsun acaba diye. Ve şöyle de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. İçerisindeki bu bubble olan şeyler, onların aynı zamanda iç kısımlarında aromatik şeyler de var. Yani ağzınıza gelip onu patlattığınız zaman o çayın etkisi çok daha fazla olmuş oluyor. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu çaylarla alakalı neden bu kadar bilgi sahibiyim? Çünkü ben bir beslenme koçuyum. Çay etkileri, işte ödem attırıcı, toksin attırıcı, kilo verip aldırabilen bazı çaylarımız da var. Bunlara etkisi olanlar var. O yüzden inanılmaz derecede benim dikkatimi çeken bir bölümdü. Keşke
orada olabilseydim o gün herhalde bir 30 bardak çay içebilirdim orada. Hatta şöyle bir şey söylüyorum. Buradan Kara Murat, Murat'a sesleniyorum. Murat, seni artık bu gezginlerden, özellikle benimle alakalı kısımlar olduğu zaman, kardeşim bir yerini bana bırakıyorsun. Seni adadan gönderdik. Yavaş yavaş ünsüz gezginlerden de böyle bir kenara almaya başlayacağız gibi duruyor. Enim olarak bir şey bahsedemeyebilirim. Çünkü genel anlamda çok ilgimi çeken bir şeydi. Mesleğimle karşılıklı devam ettiği için. Bu tatlar çok farklı tatlar arkadaşlar. Çünkü direkt orada orijinal kendisinden çıkan şeyler çok ciddi anlamda sizlere çok daha değişik essentials dediğimiz böyle üzerinize değişik şeyler katabiliyorlar. O yüzden keşke orada olabilseydim. Keşke onları ben orada tadabilseydim diyorum şimdilik. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Buyurun. Zaten programın adı Ünsüz Gezginler. Bizi izleyen herkese şu soruyu sormak istiyorum Batu. Siz yarın yurt dışına bir geziye çıkıyor olsanız bu hangi ülke olurdu ve neden? Lütfen bunları örnek veriyorum. Brezilya festivallerden dolayı gitmek istiyorum. Ya da başka bir örnek vereyim. İngiltere, işte Big Ben'i görmek istiyorum tarzında. Bunu yorumlara yazın arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz dünya üzerinde çok sayıda gezginimiz var. Aralarından en seçtiğimiz, en doğru, bizim en fazla dikkatimizi çeken yoruma da o kişiyle iletişime geçip o ülkede olan gezgin arkadaşlarımızdan belki bir kupa, belki bir magnet, böyle ufak tefek bir hediyelerle de doğru yorumu da ödüllendirmek istiyoruz. Var mı? Ne dersin? Parantez olarak şunu belirteyim. Belki de gönderebilme şansımız var. Wow! Batu Bey koydu. Bir dakika, zirveye koydu şimdi. Benim kupayla şeyi ezdin baba sen burada. Hiç belli evet. Olmaz arkadaşlar. Vallahi yorumlara belirtin. Canlar bence de yorumlarda görüşelim. Bu arada yayınlandıktan sonra hemen ben de kendi isteğimi, henüz gitmediğim 20'nin üzerinde ülkeye gittim ben de. Henüz gitmediğim bir yer var. Ben de oraya yazacağım. İnşallah benim yorumum seçilir. Beni gönderir Batu Bey de yani artık. Bilmiyorum. Umarım. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle videoya bir like atalım. Subscribe dediğimiz bir takibimizi açalım. Aynı zamanda da videoda yorumlarda buluşalım. Kim bilir belki bir sonraki gezimizde yakın arkadaşımız sen olabilirsin. Evet arkadaşlar, size sorduğumuz soruların aynısını sokaktaki insanlara da sorduk. Bakalım onlar ne demiş. Hi, where are you from? California. And what's your name? Anna. France, Spain, Russia. Did you go to Singapore? No, not yet. What do you think about Singapore? That it's very clean. What do you think about Taiwan? To Taiwan? No. Well, that you must travel to know the world, to know, understand people, and have your mind be open to other cultures, other people. It's wonderful. It's an amazing place. It's beautiful, and it's eye-opening. It is. I'm very excited to be here. Well, this is actually my first time traveling, my first time abroad, so I'm not really a traveler, though I like it as far as I am in Turkey. I actually like the political system of Singapore and the way the economy grows so fast. This is the first thing that came up to my mind, and I certainly would want to visit Singapore once in my lifetime. No, I've never been in Taiwan, and I don't really have such a good base of information about Taiwan, though I believe that it would be a nice place to visit still. Thanks. Thank you. Şimdi Tayvan'a gitti gezginlerimiz. Ancak biz de burada bir Tayvan kafilesini bulduk. I want to ask about Taiwan. Do you say about Taiwan? It's the good crow island, and the people is the kindly and yummy food. What's your favorite food and intelligent and your special Taiwan food? What special? Shan yu yi mian. No. Its color is black. It is produced by. Traditional is horse EP.
copy. The traditional method. What? Is to. It is made by the pee-pee of the horse. Yes. Yes. Horse pee-pee. Yes. The traditional way. Taiwan. Yes, in Taiwan, but no, it's not. You, what do you think about Turkey? You are very nice and friendly. Okay. Haftanın yine sonuna geldik. Bu hafta Singapur ve Tayvan vardı. Gördüğünüz gibi her hafta farklı ülkeler işliyoruz. Farklı gezginlerimizi görüyoruz. Gezginlerimiz geziyor ve en güncel olayları size aktarıyor. Ve sizler de arkadaşlar bizlerle bu isteklerinizi birebir anlamda paylaşın ki belki de bir sonraki video senin gidip görmek istediğin ülkeden gelecek. Senin orada yaşayıp tatmak istediğin anlardan gelecek. Çünkü hayat anıların bir bankası. O yüzden doğru anılar biriktirelim. Harika anılar biriktirelim. O zaman kapanışı yapalım. Tabii ki. Hızlı bir kapanış olsun mu? Olsun. O zaman gene aynı şekil başlayalım. 3, 2, 1. Arkadaşlar görüşürüz.